Kapıyı kapat, kapıyı. Kapıyı kapat. Kapattım kapıyı, kapattım. Ah, Kuzum! Bu ne hal? Bora Bey üstüme çamur sıçrattı. Bora Bey mi üstüne çamur sıçrattı? Ben mi yaptım? Başka araba yapmadım. Senin yanından geçmedim. Üstüne gelmedim bütün çamur. Sizin yüzünüzden oldu. Sebebi sizsiniz, siz yaptınız. Sizin yaptınız. Benim yüzümden oldu. Evet. Benim elime ne olacak peki benim elime? Aa, eline ne oldu oğlum? Adam ısırdı. Ah, adam! Zorbalık yaptı. Ne zorbalık yaptım ben sana? Ben sana ne yaptım? Zorbalık yaptınız sırf teklifinizi kabul etmediğim için. Ne teklifi? Yazı. Yazı yazma. Yazı mazı yok. Yok yazı yazmıyorum yazı. Ya ne yaparsan yap ne? Ya, ne yapar? Paşa gönlüm bilir. Ben ne yaparsan yap. Bora Bey, Tuğçe Hanım'la çalışacağım Bora Bey. Siz yok yok ben Tuğçe Hanım'la çalışıyorum ben. Git çalış. Ben Tuğçe Hanım'la çalış. Arayan belasını da bulur mevlasını da kızım. Git çalış. Git yürü. İlk önce git üstünü başını temizle bir duş al. Hadi. Ben duş almam. Ben böyle yatacağım. Pis pis benim evimde olacamazsın sen. Evimize gidelim. Evimize gidelim. Ben böyle yatacağım. Evimize gidelim. Ben böyle olmaz ya. Ay tövbe yarabbim tövbe. Aynı şeyi mi düşünüyoruz Nergis Hanım? Ay galiba aynı şeyi düşünüyoruz Zafer Bey. Sen madem Tuğçe'yle çalışmak istiyorsun git çalış. Ne yaparsan yap bana ne? Bana ne ben niye karışıyorsam? Bora oğlum ne oluyor? Cam çerçeve çarpıyorsun aşağılardan duyuluyor sesin. Yok bir şey anne. Oğlum nasıl yok bir şey duydum işte diyorum sana. Anneciğim yok bir şey dedim ya. Adayı kızdım biraz o kadar. Ada mı? Ada, 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 ada. Bıktım ben bu ismi duymaktan. Anneciğim bak sen sordun, ben de sana anlattım tamam mı? Uzatmayalım, kapatalım konuyu rica ediyorum senden. Bora, oğlum. Bak bu kız seni çok değiştirdi, çok üzdü. Bu benim hoşuma gitmiyor. Anne, anneciğim. Benim de hoşlanmadığım şeyler oluyor biliyor musun? Hayatıma karışman gibi mesela. Meltem meselesi gibi. Mesela. Aman bu ne biçim söz ben Meltem'e... Anneciğim rica ediyorum senden. Tamam mı uzatmayalım. Benim hayatıma kimse karışmasın tamam mı? Hele ki özel hayatıma asla. Hadi anne. Hadi bana biraz izin ver olur mu? Hadi. Hadi anneciğim. Anneciğim lütfen. Lütfen. Thank you.
Ah, ah, ah. Burası altın güne dönmüş. Kısır yaptırayım mı size? He? Kısır ister miyiz? Neyse. Yönetici asistanlığı için mi bacılar? Evet inşallah. İnşallah, inşallah. Sen sakızı çok seviyorsun herhalde. Bora Bey de çok sever. Karşısına böyle sakız çiğne, tamam mı? Tamam. Tamam. Çiğne. Benim bitti. Tamam, gel. Ha, bitti mi? Hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım, gazetem mübarek olsun. Hadi bakalım. Sonra sizi alacağız biz tek tek, hadi. Birinci adayımız geldi Bora Bey. Kapat kapıyı. Kapıyı çal bir daha, tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz. Melisa. Evet. Melisa Yıldırım. Siz ilkokul mezunu musunuz? Evet, olmadı, okuyamadım. Biz sizi arayalım. Buyurun şey, çıkış şuradan. Buyurun. İkinci geldi Bora Bey. Kumru Erdibek. Sakız mı çiğniyorsunuz? Hı hı. Her iş görüşmesine sakız mı çiğnersiniz siz? Güzel, güzel, çok güzel. Biz sizi arayalım. Çıkarın, tükür ağzındakine tükür. Üçüncü geldi. Buyurun. Merhaba. Ceren Tuğçe Demirsöz. Evet. Yabancı diliniz var mı? Hayır. Biz sizi ararız. Ne oldu ablacığım? Kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun oturun. Yok, oturmayayım. Buyurun oturun. Yok, oturmayayım. Niye? Oturmayayım. Peki. Kader Hanım, biz sizi arayalım. Buyurun, tamam. Arayacağız biz sizi, buyurun. Kısa sürdü bunun işi ya. İşine bak Ada, işine bak. Dördüncümüz de geldi. Dördüncü. Merhabalar, hoş geldiniz. Hi. Hi. Sit down. Sit down. Sit down please. Bu sizin ilk deneyiminiz mi acaba? Evet. İlk defa bu şirkette çalışacaksınız. Evet, yükselmeyi planlıyorum burada. Yükselmeyi planlıyorsunuz? Evet. Ne oldu kız? Ben açardım kapını. Hadi çık git, hadi yürü. Sabır. Gel Ada, gel, bir sene eksiktin, gel. Bora Beyciğim, Bora Beyciğim, yani böyle bu ülkenin sorunu bu. Beyin göçü. Kalifiye eleman bulmak zor. Allah yardımcınız olsun, onu diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum. Kahve ister misiniz? Yok, sağ ol. Ben sana bir şey soracağım. Ha, buyurun, sorun. Sen Tuğçe ile benim odamı mı karıştırdın acaba? Yok. Sen sürekli buradasın Ada. Ada, sen neden sürekli buradasın? O şeyden... Neyden? Bora Beyciğim. Hı. Tuğçe Hanım dedi. Hı, ne dedi? Git dedi, bak dedi, Bora Bey'in bir şeye ihtiyacı var mı dedi. Allah Allah. O dedi, git dedi, asistanı yok dedi. Yardım olur dedi, getirir getirirsin dedi. Yalnız hissetmesin kendini dedi, bir bak dedi. Öyle dedi. Sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun Tuğçe, sağ ol. Sen de çok sağ ol. Gelmişsin, yardım etmişsin, Tuğçe'yi dinlemişsin, patronunu dinlemişsin. Çok sağ ol ama bana pırıl yetiyor. Bana pırıl yetiyor. Yani yeni asistanım geleceğe kadar yetiyor. İlla biri gelecek yani, bu mudur? Budur. Tabii, tabii, güzel. Geleceği varsa göreceği de var. Şaka. Hmm. Şaka dedim. O zaman ben çıkayım. Tabii, güzel. Çıkabilirsin. Çıkayım mı? Hadi. Yeter. Buyurun. Cici kızlar, buyurun. Bir sana bakayım dedim ben Boracığım. Bir şeye ihtiyacın var mı, yok mu, nedir ne değildir diye. Yok. Sen adayı görevlendirmişsin ya Tuğçe. Ada beni sağ olsun hiç boş bırakmıyor. Sürekli yokluyor, sürekli yokluyor. Böyle kapımın önünde, onun olmayan masasının önünde falan. Geziniyor sürekli buralarda yani, merak etme. Gerek kalmıyor. Ya ben zaten kendimi çok kötü hissediyorum bu konuda. Şimdi benim asistanım var, senin yok. Olmadı böyle. O yüzden ben en iyi asistanı sana kendi ellerimle bulacağım. Yeah. O zamana kadar da beni paylaşabilirsiniz. Nasıl paylaşalım seni? Enden mi paylaşalım, boydan mı paylaşalım? Nasıl paylaşalım? Ha? Senin içine sinen bir aday oldu mu Boracığım? Mesela 3 numara iyi gibiydi. Benim gözüm o kızı bir tuttu. Yok yok, 2 numara. 2. Takız çiğnen, cak 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 cak, yer gök inledi. O çok iyiydi. Siniri, stresi alır o sakız. Tabii.
yapma. Şimdi siz ikiniz birleştiniz. Benim için en iyi adayı bulmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Evet. Ne kadar iyisiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama gerek yok. Gerek yok. Çünkü herkes kendi işine baksın bu şirkette. Tamam mı? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Ada, bilmem gereken bir şey var mı? Görüşmek istediğiniz influencerlarla olası bir toplantı saati üzerine konuştuk. Güzel. Bir de bugün saat 1'de Büyükbaş Hayvan Yetiştiricileri Kooperatifi üyelerine e-pazar hakkında bir sunumumuz olacak. Bugün müydü o? Bugündü. Kahretsin. Neden hatırlatmadın? Dün söyledim. O zaman bir kez daha hatırlatacaksın Ada. Hiçbir hazırlık yapmadım. Neyse ki. Ne gülüyorsun? Neyse ki ben buradayım Bora Bey. Ben size sunumu yazdım. Konuşma metnini hazırladım. Buyurun. Sen mi yazdın? Ben yazdım. Bir bakın. Bir bakın. Umarım beğenirsiniz. Eklemek, çıkarmak istediğiniz bir şey olursa hemen bana söyleyin. Ben bir not alayım. Prova ister misiniz? Bir prova alalım. Saçmalama. Prova ihtiyacım yok. Provasız olmaz. Süresini hesaplamak lazım. İnsanlar sıkılıyor mu bakalım, beğenecekler mi, şey olacak. Hadi tamam. Tamam. O zaman başlayalım. Buyurun. Size tek bir şey soracağım. Aşık mısınız? İşinize aşık mısınız? Eğer öyleyse her şeyi yaparsınız. Yanlış anlama ama bu adamlar büyükbaş hayvan satıyor adam. Yani aşkım işki. Karıştırmasak mı acaba? Dert değil. Attım gitti. Onu attık onu. Hayatımızdan çıktı. Aslında söyleyecek fazla bir şey yok. Her şey gün gibi tüm çubukların ortada. Bora Bey, olmaz. Nasıl olur Ada? Yani tane tane, tek tek, noktasına virgülüne kadar güzelce bana okursanız ki ben anlayayım ne yaptık, ne ettik, güzel tamam, oldu. Tamam. Aslında söylenecek fazla bir şey yok. Her şey gün gibi tüm çıplaklığıyla ortada. E-ticarette varsanız varsınız, yoksanız yoksunuz. Bir Japon atasözü der ki, uzak ormanlarda bir ağaç devrilirse ve onu kimse duymazsa o ağaç devrilmiş sayılır mı? Hı. Güzel. Bunu beğendim. Teşekkür ederim. Ticaret hayatım boyunca öğrendiğim tek şeyin değişen koşulla ani rüzgar değişimlerinin öngörülebilen risklerin bertaraf edilmesi önem arz etmektedir. İşte bu noktada e-ticaret bir nevi rüzgar gibi görev yapar. Rüzgarın nereden estiğini size bildirir. Siz de dümeninizi oraya kırarsınız. Burası biraz fazla karışık olmamış mı? Karışık. Karışık. Attım gitti. O karışıklığı hemen düzelteceğim. Karışıklıklar düzeltilecek, evet. Büyükbaş hayvan yetiştiricileri işlenmiş et ürünleri kooperatifinde bu tip risklerle karşı karşıyadır. Bir yandan pazarı elinde tutup bir yandan da rüzgarla boğuşmak için e-ticarette daha aktif yer almak gerekir. Evet. İnternet ortamında aktif bir şekilde var olursanız değil rüzgar, tayfun, fırtına, bora çıksa vız gelir, tırs gider. Aynen öyle. Yanlış anlama ama bu vız gelir, tırs gider biraz argo olmamış mı? Aa işte iyi ki okuduk, iyi ki okuduk. Yazınca öyle olmamıştı. Okuyunca benim de kulağım öyle geldi, attım gitti. Tamam, çıkar onu da. Nasıl olmuş? Genel olarak böyle. Güzel. Teşekkür ederim. Oo, yarım saat kalmış. Ben gidiyorum. He, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman. Prenses, koş, 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 koş. Oh, gel bakalım buraya. Günaydın. Sen bana bir şey söylemek istiyorsun. Söyle bakayım, ne oldu? Ada ablam gelmeyecek mi? Ada ablan artık gelmeyecek Elif'ciğim. Dün konuşmuştuk ya. Tamam. Benim işe gitmem lazım dayıcığım. Ya bir şans öpeceği yok mu? Bakayım, asıyorsun yüzünü burada. Oh, buradan da. Ben dünyanın en şanslı dayısıyım, biliyor musun? Oh be! Hadi bakalım kahvaltını yap, tamam mı prenses?
Günaydın. Günaydın. Günaydın prenses. Günaydın dede. Çayınızı koyayım mı Zafer Bey? Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Sen kahvaltı sofrasını hazırla. Tamam. Prenses, sen Ada ablanı çok mu seviyorsun? Ama anneannen, dayın, ben, biz de seni çok seviyoruz. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Hem biz Ada ablanı da çok seviyoruz. Farkındasın değil mi? Hı hı. Ama sen Ada ablanı bir farklı seviyorsun galiba değil mi? Hı hı. Neden peki? Ada ablam bana bakınca annem bakıyormuş gibi oluyor. Kuzum benim, sen anneni hatırlıyor musun? Fotoğrafı var ya, oradan bakıyor bana. Ada ablamın gözleri de aynı anneminki gibi. Hangi fotoğrafı? Sen nereden buldun bakayım o fotoğrafı? Gel benimle. Gel. Sen şöyle otur. İşte. Anneannem bir kere çok ağlamıştı. Annemin fotoğrafına bakıyordu. Gördün mü ama çekmeceye koymuştu bunu. Oradan aldım. Söyleme sakın, tamam mı? Ben sevdim Ada ablamın gözlerini. Ağlama dedeciğim. Ben hiç üzülmüyorum ki. Elifciğim, bir tanem sen niye böyle yapıyorsun? Bak hepimizi ne kadar çok korkuttuğunun farkında mısın? Ben bamya yedim dayı. Bamya mı yedin? Bamya mı yedi baba? Evet. Ada ablam yapmış, çok güzel. Akşam birlikte yiyelim. Naik teyze börek de yapacakmış, öyle dedi. Evet, mantarlı hem de. Size afiyet olsun. Biz müsaadenizi isteyelim, biz zaten yeterince kaldık. Hadi kalkalım, hadi dayıcığım. Kıyafetlerim kurumadı daha. Hallederiz dayıcığım. Hadi kalkalım artık, hadi geç oldu, hadi. Ben burada kalabilir miyim dayı? Olmaz Elifciğim, hadi gidiyoruz. Kalmak isterse kalabilir. Sorun yok. Hayır dedim Ada. Hayır. O zaman biz Ada kızımızı bize davet edebilir miyiz? İzin verirseniz tabii. Ne? Ne? Gerçekten ne oluyor baba? Yani nereden çıktı bu şimdi? Ergis teyze ne olur. Merhaba kızım. Hadi bakalım prenses, sen Ada ablamıza misafir odamızı gösteriver. Tamam dede. Gel Ada abla. Dünya. Belma Hanım. Neredeydin sen? Çok korkuttun ama bizi. Hadi hemen odana çıkıyorsun. Ben Ada ablayı odasını göstereceğim anneanne. Belma Hanım, kusura bakmayın. Yani böyle biraz tuhaf oldu ama dinletemedik. Tabii tabii, öyledir. Gel Ada abla. Kimse kabul etmezdi. Ne işim var benim tanımadığım, bilmediğim bir evde? Demedi, kalktı geldi kızcağız. Altın gibi bir kalbi var bu kızın. Evet baba, altın gibi bir kalp var gerçekten. Ben şirkete gidiyorum. Görüşürüz.
Zafer'cim, ne iş var bu kızın bu evde? Hadi Elif çocuk tutturdu diyelim. Peki Bora ne demeye tamam diyor? Sen ne demeye tutup kızı eve getiriyorsun? Bence gayet iyi oldu. Ne demek iyi oldu? Ne kadar kalacak bu kız bu evde? Sormadım. Canı istediği kadar. Yani bu ne demek oluyor? Elif'in bir dadıya mı ihtiyacı var? Yani siz bana torununa bakamıyorsun mu diyorsunuz? Bu mu demek oluyor? Hı? Bakabiliyor musun Belma? Belma, Elif nerede? Aa, az önce şuraya koymuştum. Yok olmuş, bulamıyorum. Ben bu kızı bu evde istemiyorum, o kadar. Belma, bu kız senin torunun istedi diye burada. Elif istediği sürece kalacak. Konu kapanmıştır. Ay ne demek konu kapanmıştır? Nasıl olur da tamam derim. Resmen basiretim bağlandı. Ya hadi benim basiretim bağlandı. Siz niye bir şey demediniz? Evet abla, biz niye bir şey demedik? Ya bir şey yok bunda abartacak. Birkaç gün misafir olacak ada. Ne var yani? Benim yeğenimin o evde sığıntı gibi ne işi var? He? Onca okumuş etmiş kız gidip dadılık mı yapacak? Kızı omzuna çıkarıp araba yıkamasaydın o zaman aslan. Ay demeyeyim demeyeyim diyorum, söyletme beni, bak geldiler bana yine. Döndürüp döndürüp aynı lafı ediyorsun ya. Tamam ya, tamam. İki günden ne çıkar? Niye büyütüyoruz? Niye geliyorlar sana hemen? Niye geliyorlar canı hemen? Dürüst. Niye geliyorlar? Gelmesinler. Gelmesinler ya. Gelmesinler değil mi Yasemin? Ay. Senin saçlarını mı örsek? Ay sen bebek misin? Oyuncak mısın sen? Ha? Oyuncak mısın? Oyuncak mısın? Hoş geldin kızım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sakın çekinme lütfen. Hoş buldum efendim. Prenses, bana bir bardak su getirir misin? Hemen dede. Ha, canım benim, canım benim. Sana çok teşekkür ediyorum kızım. Senin kabul ettiğini gerçekten kimse kabul etmez. Sağ ol, var ol, eksik olma. Bana düşen de burada kaldığın sürece seni en iyi şekilde rahat ettirmek. Efendim, efendim çok sağ olun. Çok teşekkür ederim ama ben uzun uzadıya kalmayacağım. Yani istesem de kalamam. Evdekiler izin vermez. Özellikle Aslan eniştem. Aa, ya, ya. Ben Elif'in gönlü olsun diye bir gece kalayım. Sonra da evime. Doğru kızım, doğru. Yavrum, dün sabah olanlar için sakın üzülme. Bizim Bora aniden parlar, aniden durulur. Biliyorum efendim, biliyorum. Onun için varsa yoksa Elif. Elif bir yana, dünya bir yana. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hadi ben çıkayım da sen de rahat et. Bu arada. Bak artık. Efendim, Zafer Bey falan yok. Zafer amca. Anlaştık mı? Anlaştık. Zafer amca. Anlaştık. Bora Bey hiç babasına çekmemiş. Kıyamam, çok tatlı. Neydi öyle dün yemekte Ada ile beraber Meltem'e yaptıklarınız? Ne yapmışız? Yani Ada yerini kaptırdığı için Meltem'i istemiyor olabilir. Okey, bunu anlıyorum. Peki sana ne oluyor? Ne yapıyorsun Rüzgar? Sana ne oluyor? Ya Rüzgar, saçma sapan konuşma. Bana hesap mı soruyorsun? Aa, estağfurullah. Hayır, tabii ki hesap sormuyorum. O ne demek? Yani ben sadece müstakbel eşimin ne yapmaya çalıştığını öğrenmeye çalışıyorum diyebilirim. Rüzgar, bana bak. Efendim, baktım. Biz seninle evleneceğiz diye bana sürekli hesap soramazsın, tamam mı? Hı. Ya şu maçoluğunu bırak ya da beni unut. Tamam, tamam. Sakin ol. Yani sen bugün biraz sinirlisin, agresifsin belli. O zaman sonra konuşuruz. Evet, bence de. Ok. Ok. Tamam. Hesap vermek zorunda değilmiş hanımefendi. Şuna bak ya, tavırlara bak ya. Şş. Gel şöyle konuşacağız. Rüzgar. Buraya. Gel oraya, hadi git. Git. Ay. Ne saçmaladın sen teyzeme?
Ne saçmalamışım? Evlenme teklifi ettim ama Ada kabul etmedi demişsin. Yani ne deseydim Ada? Biz evliyiz mi deseydim? Ben seni de düşündüm, seni de korumak istedim. Ay sen beni de düşündün, beni de korumak istedin öyle mi? Evet. Ay çok sağ ol ya, çok sağ ol Rüzgar. Evlenme teklifi ettim ama sonradan vazgeçtim deseydin o zaman. Benim gönlüm başkasına kaydı deseydin. Ben zaten onu hiç sevmemiştim. Onu kullandım deseydin, kandırdım deseydin. Yani daha gerçekçi yalanlar bulsaydın keşke. Bu doğru değil. Ne doğru değil? Seni hiç sevmedim değil. Tamam biliyorum. Bak bunları söylemeye hakkım yok ama... insan böyle... uzak kaldıkça, yalnız kaldıkça bazı şeyleri daha net görüyor. Ben seni her zaman kollarım Ada. Arkanı her zaman kollarım. Bunu yaparım. Seni işe almakla da, yani işe geri almakla da bunu kanıtladığımı düşünüyorum. Ben seni tehdit ettim mi? İşe beni geri aldır diye. Celal'den pekili karne alma derdin olmasaydı sen kızını kıpırdatmazdın. Ben seni bilmiyor muyum? Yani sen öyle bil Ada. Yani sen öyle bil. Zaten ben sana ne desem inanmayacaksın. Haklısın da. O yüzden. Heh bak. Bak bu iyi bir şey. Demek ki artık eskisi kadar salak görünmüyorum. Bu iyi bir şey. Rüzgar, benden de ailemden de uzak dur. Yoksa çok fena olur. Sinirliyken ayrı bir güzel oluyorsunuz Ada Hanım. Bakalım şu çok fenanız nasıl oluyor? Gerçekten merak ettim. Ada. Ada. Senin canın bir şey mi sıkkın? Evet. Burada olmak hoşuna gitmedi galiba. Evet. Pek hoşuma gitmedi. Eski anıların canlandı galiba öyle mi? Evet öyle. Anladım. Evet öyle. Ama tek sorun bu değil. Neymiş sorun? Neymiş sorun olan? Söyler misin? Bora Bey. Ben... Evet sen. Söylesene adamı. Bora Bey. Bugün sık sık rahatsız edeceğim sizi. Sizi biriyle daha tanıştırmak istiyorum. Ben buralardayım ya. Bulurum sizi Bora Bey. Peki. Buyurun. Merhabalar. 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 Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. 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 Ada? Aa, Çiğdem hocam. Ne güzel seni görmek. Hocam evet, evet sizi de görmek çok güzel. O sendin demek ha? Kim? Aa, Necla hoca. Burs veren Bora Bey'le beraber senin eski öğrencilerinden biri geldi deyince merak ettim ben de. Evet, Bora Bey'le birlikteyim ben. Asistanıyım yani. Bora Bey de bu genç yaşında inanılmaz işler yapıyor. Öyle gerçekten, evet. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Evet hocam, her şey yolunda. Siz iyi misiniz? Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, ben de çok iyiyim. Biliyor musun Adacığım? Benim bu öğretmenlik hayatımdaki en başarılı öğrencilerimden biriydin sen. Öyle parlattın ki hayal gücünün zenginliği, onları kağıda yansıtma şeklin inanılmazdı. Seninle de ben bir sır paylaşayım. Ben senin kağıdını hep ayırırdım, en sona bırakırdım. Şöyle tadına çıkararak okuyabilmek için. Severek yazıyordum hocam. Ve hissederek. Açıkçası... Ya Ada ben çok şaşırdım senin okulu bırakmana. Yani ben hep derdim ki Ada geleceğin en değerli yazarlarından biri olacak. O kadar inanıyordum ki. Üstelik sadece 3 tane dersin kalmışken. Öyle olması gerekti hocam. Öyle oldu. Ne yapalım? Hayat tercihlerden ibaret değil mi? Yani biri için daha doğru ya da yanlış diyemiyoruz. Sen de okulu bırakıp evlenmeyi seçtin. Bu da senin yolun. Sen şimdi bu tercihinden dolayı mutlu musun? Önemli olan bu. Çok.
Çok çok mutluyum hocam, çok mutluyum. Ne güzel adacığım. Hocam şey, Bora Bey arabadan bir şey istemişti, benim onu almam lazım. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Hoşça kalın. Hoşça kal adacığım. Ada, bana verdiğin son hikayenin notunu merak ediyor musun? A+ almıştın. Okulu bitirmek için hala çok geç kalmış sayılmazsın. Hala bir şansın var. Sağ olun hocam. Bir daha yalan yok Ada. Bu sondu kızım. Bu sondu, bir daha yalan yok. Bir daha yalan söylemek yok. Evet doğru. Doğru. Aynen dediğiniz gibi. Ben müsaadenizi istesem olur mu? Tabii. Çok memnun oldum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bora Bey. Merhaba. Merhaba. Çiğdem Çallı ben. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden. Geçen yıl aslında tanışmıştık sizinle bir bağış yemeğinde. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Hatırladım Çiğdem hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum ama ben öğrencilerim için teşekkür etmek istedim aslında size. Yok hocam, ne demek? Asıl ben teşekkür ederim bana böyle destek olma fırsatı verdiğiniz için. Bakın ben bugün buraya sizi görmekten çok mutlu olacak biriyle geldim. Asistanım Ada Tözün. Hatırlar mısınız? Sizin mezunlarınızdanmış. Aslında biz evet, az önce karşılaştık, konuştuk. Hocam bakın, gerçekten çok iyi bir öğrenci yetiştirmişsiniz. Çok iyi yazıyor ve eminim daha da iyi yazacak. Ben de eminim. Ben müsaadenizi istesem, birkaç işim vardı. Ha tabii, müsaade sizin. Görüşürüz. Evet. Güçlü olsun. Ada. Niye ağlıyorsun sen? Her yerde seni arıyorum. Niye buradasın? Bora Bey, ben gidiyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Evden sizinkiler mi çağırdı? Bir sorun mu var? Yok, yok, yok. Öyle bir şey değil. Ben buradan da, işinizden de, hayatınızdan da çıkıp gidiyorum. Ne diyorsun sen Ada? Ne demek istiyorsun? İşi bırakıyorum Bora Bey. Ada, bak ne saçmalıyorsun sen? Şirkette de okula gidelim dediğimden beri bir garip davranıyorsun zaten. Bir şey mi oldu? Neden ağlıyorsun? Kastı bu iş beni. Baktım yapamıyorum. Çok zor. O yüzden bırakıyorum. Ada bak, gerçekten saçmalıyorsun şu anda. Burada mı canın sıkıldı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bak neyse çözeriz. Tamam mı? Canını ne sıktıysa çözeriz. İş sıktı Bora Bey. İş sıktı. Yani bunu siz ofisten çıkmadan söylemeye çalıştığımı söyletmediniz. Sürükleyip buraya getirdiniz beni. Canına iş sıktı öyle mi? Evet, iş sıktı. Daha şimdiden iki yazın yayınlandı senin. Yazar olmak istemiyor muydun sen? Senin hayalin yazar olmak değil miydi? Değilmiş demek ki. Değilmiş. Zor geldi diyorum. Benlik değil yani. Onu anladım ben. Ya şu anda bana bunları o kürsüde, o çocukların önünde ruhunuz düştüğü yerden kalkabiliyorsa, hala soluk alabiliyorsanız hayal kurmaya devam edebilirsiniz diyen kadın mı söylüyor? Evet, tam olarak o söylüyor. Ağzım iyi laf yapar benim Bora Bey. Siz öyle söylemiyor muydunuz? Hadi bak saçmalama. Saçmalama, bir şey olmuş. Anlat bana ne oldu? Söyle bana, anlat ne oldu? Olan şey benim işten ayrılmak istemem. Bu. Niye anlamıyorsunuz ya? Ne bu ısrar? İşi bırakıyorum ve bırakmıyorsunuz. Neden? Ne bu ısrar? Sağ olun Bora Bey her şey için. Hoşça kalın. Thank you.
ışığı kapatır mısın Ada? Şansa bak ya. Yani Tuğçe Hanım, keşke Rüzgar'a buraya geleceğimizi söylemeseydiniz. Ada, canım burnumda zaten, kalbini kıracağım. Şu an Bora'yla uyuyor olabilirdim. Ama o şu anda Rüzgar'la uyuyor. Ben de seninle. Ben sizinle uyumaktan çok memnunum Tuğçe Hanım. Dalga geçme ya. Yani şaka bir yana Tuğçe Hanım. Ama sizin bu Rüzgar'dan kurtulmanız şart. Ben arkadaş kalalım dedim ama bu kadar ısrarcı olacağını düşünemedim ki. Yani bir insan seninle olmak istemiyorum derse peşini bırakırsın değil mi? Yapış yapış ya, ne gerek var? Onursuz mudur nedir? Neyse yeter Ada, konuşturma beni ya. Çok yoruldum bugün. İyi geceler. İyi geceler Tuğçe Hanım. Ya patron, sen böyle yerde ben çek yattı. Benim içim rahat olmadı böyle ya. Yok be oğlum. Yat uyu. Hem sen misafirsin. Ben alışığım, merak etme. İyi tamam, nasıl dersen. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Ada, Bora Bey, Bora Bey. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben tuvalete kalkmıştım. Rüzgar Bey var ya. Rüzgar. Tuğçe Hanım odasına girmiş, kapıyı da kilitlemiş. Öyle mi olmuş? Öyle. Tamam. Sen de çek yata yat. Altında bir tane daha yorgan olacak. Üstünü tersini üşürse. Hadi. İyi geceler. Bora Bey. Bora Bey, anlamadınız galiba. Ya bunlar ayrılmamışlar mıydı? Bu çocuk niye bunun odasına girdi? Şimdi ne yapacaklar ki odada? Hem de biz varken. Ay! Ada! Demek ki barışmışlar. Tamam mı? Hadi. Yat uyu. Hadi.
Herkes öyle gelmiyor bu. Bilmem Ada. Ama bu konunun seni neden bu kadar çok ilgilendirdiğini de anlayamadım. Sizi ilgilendirmiyor mu yani? Bora Bey, Tuğçe Hanım sizin ortağınız, sizin arkadaşınız. Evet. Tuğçe benim arkadaşım. Peki Rüzgar senin neyin? Rüzgar benim... Neyim olacak? Hiçbir şeyim. Hiçbir şeyin, öyle mi? O zaman endişeleneceğim bir durum da yok ortada. Ada, insanlar bana bir konu hakkında fikrimi sorduklarında söylerim. Haddimi bilirim. Sana da aynısını yapmanı öneririm. Tamam mı? Anlaştık mı? O yüzden şimdi yatıyor. Sanki dünyayla da kendi isteğinizle de koca birer duvar var aranızda. Ne demek istiyorsun? Tuğçe Hanım sizin yakın arkadaşınız. Ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sağlam ilişkilerde önce insanlar birbirlerinin arkadaşları olurlar. Sonra da her şeyleri olurlar. Ya da insanın hayatında hiçbir şey olmayacak bir insan ya da olmaması gereken bir insan gelip her şey olur. Aşk diye bir şey olsaydı eğer. Bora Bey siz gerçekten aşka inanmıyorsunuz. Tamam öyle saçma sapan şeyler yazıyorsunuz, iğneleyici laflar sokuyorsunuz, yazıyorsunuz ama... Bora Bey, siz gerçekten hiç aşık olmadınız mı? Ada. İyi geceler. Mutsuz olmayacağıma dair söz vermiştim anne. Sözümü tutamadım. Tutamadım sözümü. Mutsuz olacağım. Olmuyor anne, olmuyor. Olmuyor, ne yapsam olmuyor.
burada. Günaydın. Günaydın Bora Bey. Gece biraz düşmüşüm. Evet Ada. Öyle olmuş. Ben gideyim kendime bir kahve yapayım. İçin çekiciyi çağırdım. Rüzgar'la Tuğçe uyansın, hazırlansın, çıkacağız. Tuğçe! 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 Tuğçe iyi misin Tuğçe? Tuğçe iyi misin? Tuğçe! Geri çekil Ada. Kapılar eski. Seçer.